görüyorsun. Tamam. Sana verilmiştir. Hani sana ne verildi? Vücut, vücut verildi. Hayat verildi. İnsaniyet verildi. İman ve İslamiyet verildi. Marifet ve muhabbet verildi. Kime? Sana. Sen kimsin? Evet. Soru sordu. Bu soru sormak 10 saat konuşmaktan daha fazla tesir eder şu soru. Sana vücut giydirildi, atlet. Vücut, hayat, üçüncü, insaniyet. İnsaniyet sana verildi, sen insan değilsin. Bunların hiçbiri değilsin demek oluyor. Hiçbirisi değilsin sen. Bir tek bir şey kalıyordu zaten. Bir şey kalmadı ya. Bak şimdi, sana, hey, sana, vücut verildi. Tamam. Sonra hayat verildi, insaniyet verildi, iman ve İslamiyet verildi, marifet ve muhabbet verildi. Hey, sana verildi bunlar. Sen kimsin? Bana verildi gömlek, ben gömlek değilim. İnsaniyet bana verilmiş, ben insan değilim. Bab-ı insaniyet, İsmi Hakim cümlesidir. İnsan o kapıdan girecek. Bab-ı insaniyet aleminden insan girmesi lazım. Peygamberlerin vazifesi insanları insanlık makamına çıkarmaktır. İnsan demişler bize, daha değiliz ki. Sonra ne sen? Ulan bu derse gelmeden önce insandık. İnsanlar değil. Cehaletimiz artıyor. Bildiklerimiz de karıştı. Allah'ım. Derse gelmeden. Burası, burası değil. Burası Allah'ın en zitti olduğu için en camidir. Buranın kıymetini bile ki elimizden kaçmasın. Yani fazla uzun kalmak değil dünyada. Doğru olmak, verilen miktarı doğru kullanmak. İçini iyi doldurmak. Zaman kaptır, onu doldurmak. Her şeyi zamanla alırsınız ama hiçbir şeyle zaman alamazsınız. Hiçbir şey zamanla alamazsınız. Zamandan çıkmak. Hiçbir şey alamazsınız. Yani zamanı da yapması hakikaten Allah olması lazım. Allah Allah olduğunu en güzel delillerinin bir tanesi de zamanı yapmasıdır. Allah hakikaten garip bir şeydir ya. Zaman eşittir cismi maddi oldu. Zaman eşittir kudret. Bu şeyde ruhun dört özelliğine sahip. Niye dedim biliyor musun? Bir ip var ya, ip halat. Tek şeyle mi oluyor iple? Halat belki de binlerce ip tanelerinin bir araya sarmalası. İşte glaf-ı latif böyle bir şeydir. Yani glaf-ı latif ip gibi düşün. İp bir şey değildir. İpin üzerinde, içinde belki de binlerce. İstanbul Boğaz Köprüsü'nü şey yaptım da. Dedim ki mühendise söyledim. O dedim halat döküm müdür tek şey mi? Hayır dedi. Binlerce kıl gibi çelik tellerin yumağıdır dedi. Bir tek döküm değilmiş. Ondan daha sağlam. Ondan çok sağlam oluyormuş. Ne kadar ufak telleri bir araya getirirsen o kadar sağlam oluyormuş. Ne kadar tek şey yaparsan o kadar kopar. Hüccetler bu. Şimdi ruhun glaf-ı latifi bir o giydirilen halat içerisinde aklın hafsalan almayacak kıllardan daha ince tellerle sarmalamış. Kaçmasın. Aşağıdan hepsi var yukarı kadar. Her şey var. Cismaniyeti burada. Adeta 18 bin alemi sarmalamış. Cismaniyeti oturtsak buraya abi ne edeceğiz? Cismaniyeti oturtsak buna. Cismaniyeti sonra giymiş de burada abi. Yani buradan giymiş. Glaf-ı latif, bedeni misali, glaf-ı latif, manevi, buraya kadar, şuraya kadar, maddi, şuraya kadar. Tamam abi. Cismaniyet buraya kadar. Şimdi... Manevi cismaniyet abi. Yani manevi tabi komple olunca, yani cismaniyet deyince buraya kadar geliyor ya. Glaf-ı latifin cismaniyet, o sarmaların içerisinde neredeyse yarısı. Yarısı. Çünkü glaf-ı latifin yarısı şuradan aşağıya, şuraya kadar, şuradan. O glaf-ı latifin de yarısı burası. Ama tam cismaniyetle örtüştüremedik. Olmaz. Çok nakıs olur, basit olur. Bak bir daha söylüyorum. Boğaz Köprüsü'nün halatı böyle tek bir döküm değildir. Kopar hocam dedi. Mühendis söyledi bana. Orada bir şey denk geldi. Ondan sonra beni tanıdı. Devriye, vardiya dövünüş yapıyorlardı bakımla. Ben orada da HGS'mi doldurmak için girmiştim. Hocam bir dakika hocam dedi falan heyecanlandım. Eğer Nurcu'ymuş. Evet. Boğaz Köprüsü'nde çalışan. Evet. İkinci Boğaz Köprüsü'nde çalışanlar var ya, Japonlarla beraber çalışıyormuş. Ondan sonra mühendis falan.
O insan oturduk, o bana hep şey sormak istiyor, gaybı. Ben de ya bu halatı bir sorayım dedim. Herkes bir şey almaya çalışıyor. Gel dedi. İçeri girilmeyecek yere götürdü beni. Bu halatın kesimini gösterdi. Bir baktım ki nihayetsiz. Teller. Böyle kesimi görünce tırrrrt. Yani insan ağlamam geldi ya. Çok etkilendi. Nerelere geçtiniz oradan, o köprüden? O şimdi... Hocam dedi, hakikaten doğru söyledi. Bu kulağı çınlasın ve takip ediyormuş enfus. Hepsini takip ediyorum. En az her bir dersi 3 defa dinliyorum. Enfusu diğerlerine değil diyor. Enfusu en az diyor. Bitirmeden yapmıyorum dedi. Bunu dinleyecektir. Dersine dedi, yansımasını dedi. O için şey yaptım. Bunu kesti, gösterdi mi kesildi. Hem bilgisayar, yok bilgisayar ortamını istemiyorum. Bana kendisini göster. Küçük maketi vardı böyle. Binlerce tel. Farklı teller. Ondan sonra altta üstte ben getirme şeyle hesaplar ayrılmış. Bu teli buraya hepsini ayrı. Yani rap diye böyle sarmala yok. Yani var ya böyle musluğu şey yapmak için neydi o dedik? Üstü bir değil de. Kenevir var ya kenevir. Kenevirde binlerce tel var değil. Böyle şey yapıyoruz ondan sonra musluğa şey yapıyoruz lan musluğa. Ondan sonra takıyoruz. Şimdi bu keten. Şimdi bu binlerce tel var ya burada tel. O teli bunu buraya mı? Ondan sonra Glaf-ı Latif'e girdi işte. Glaf-ı Latif böyle bir halat. Yük taşıyacak. Glaf-ı Latif yükü taşıyor, ruhu da dur diyor. Çok acayip bir işlemi var. Ruha diyor ki dur kardeş, sakin ol, rahat ol, dur burada. Nasıl tutacaksın burada? Bir müddet duracağız burada. Dur ha burada ya, dur ya, bir dur yere ya. Sen benzin ateş at, şeker bir tat, yanma de. Şimdi mutlak ve muhit olan bir şeyi, yani muayenleşmesi mümkün olmayan ruhu burada tutacaksın. Glaf-ı Latif yapıyor bunu. Dur kardeş diyor buna, ötekisine de diyor ki... Glaf-ı Latif Azrail. Burada tutuyor. Tutan Azrail. Cem olduğu için dört melektir. Evet, sadece Azrail. Tabii, yani bizi dört melekten ayıran ruh cemeridir, bizi... muayyenleştiren Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail'dir. Yani bu cemindir. Glatif, Latif, dördünün cemidir. Şimdi kardeşim, Glatif, Latif buradan gelmeyecek mi? Cebrail'i giydi. Zaten Azrail'di burada Cebrail itibarıyla. Dört şeylere takılması Azrail. Cebere, zihayattır, zihşurdur, karnına mı? Vücud harici. Bu Azrail. Cebrail'i giydi, İsrafil'i girdi, Mikail'i girdi. Ve leddalin amin geldi bu aleme. Ben Hasan gibi gözükürken Hasan mıyım? Hiç böyle aynaya bakınca böyle garip kısamıyor musunuz ya bir tuhaf. Ama bakmayın yani bu be. Yabancı geliyor abi. Glaf-ı Latif'e şimdi abi dört meleğin çok tuhafla geliyor. Bak aynaya var bakmıyor. Hasan abi şimdi ruh için kek olabilmesi için yumurta, şeker, yağ, un lazım. Dört tane unsur. Anca bir araya gelirse o olur. Ruh da böyle değil mi bu dördü birden? Evet. Ruh bir cevherdir şurada. Bak cevher. Yazılı. Bir tuhaf. Evamiri tekniği. Kanun mu diyoruz ona? Yok. Kanunun da arkası. Da işte mesela kanun emir ve nedir? Emir ilim. Ama şu. Meyil. Üç tane i var. Meyil. İhtiyaç. İhtiyaç, incizam. Evamiri tekniği oluşturdu. O evamiri tekniği kanunun da arkası yani. Kanun. Evamiri tekniği. Evamiri tekniği arkasında meyil, ihtiyaç, iştiyak, incizam. Tam daha arkası cevher. Bilmiyoruz. Ruhumdan üfledim diyor. Bence ruh oradayken tam o ispat şey yaptığımız ruh değil. O aşağıda biz onu bitki, insan şeklinde görüyoruz. Yani tabii canım bu. Oradayken ruh değil aslında. Orada değil, cevher. Cevherdir zaten. Cevherdir, evet. Peki yani. Abi orada ruhu insani ile ruh hayvani de ayrımı... Abi ruh insani ile ruh hayvani arasında Windows'ta bilgisayar farkı gibi. Yani kameranın ki bir nevi ruhu hayvanı. Ne olur ruh hayvanı deyince hayvana sığıra gitme ya. Yok yani bu yani çocuk mesela şey oldu işte ilk ay, üçüncü ayda ruh insani geliyor ya. O arada gene canlılık var. Evet. Hayvani bir ruh var. Evet. O sonuçta. O da öyle diyor üçüncü evvarlık. Değil mi? Sen ne dedin bilgisayarda ne dedin? Bilgisayar da... Hangisidir? Ruh hayvani ile ruh... Bu ruhi hayvani cihetinde bir... Bilgisayar, kamera. Ya da hesap makinesinde bir ruhu var. Aynı mantıkla çalışıyor. Çünkü bilgisayar gelişmiş bir hesap makinesidir deniyor zaten. Yani hesap makinesinde ruhu var, bilgisayarın da ruhu var. Ama bir Windows ya da bütün internete ihata eden, yöneten bir işletim sistemi düşün.
Bir de burada hususi hesap kalmış bir hesap makinesini işletim sistemi. Veya bir kamerayı düşün, değil mi? O da hepsi bir ruhtur. Mesela bilgisayarın önündeki kamera yok mu? Hı-hı. Onunla sen çekiyorsun, bu kameranın yaptığını yapıyorsun. Ama kamera bilgisayarın yaptığını yapmıyor. Ama bilgisayar kameranın yaptığını yapıyor. Bilgisayarın üzerinde tepede göz yok mu senin için? Var. Çekmez mi o? Çekiyor. Tabii. Çekiyor, o da çekiyor. O doğru söylüyor, ruh hayvanı o. Ruh insanı da bu. Cem etmiş. Meratip farkı var. Evet. Ama ruh hayvanı deyince biz şey değil böyle. Hayvanların ruhu demek değil. Değil, değil, değil. Hissiyatı ruh seviyesinde, evet. Şey, hayvan seviyesinde. Mesela hissiyat insanı ruh seviyesine çıkması böyle şu andaki dersteki halet gibi. Mesela derslerde halet olmuyor mu? Bu halet ruh insanı, ruh hayvanı ruh insanı çıkıyor. Ruh hayvanı imtihana tabi tutulmuş. Ruh insanı çıkmış o, böyle bir şeysi yok onun. İmtihanı yok onun. Ruh hayvanı bedenle alakalı, ruhu insani cismaniyetle alakalı. Evet, en aynen. Çünkü en kesif, en camidir. En kesif, en camidir. Çekirdek, ağaç, meyve. Meyve en son olduğu için en camidir. Ama bu arada yaprak var, o kadar cami değil. Çiçek var bir sonrası. Yapraktan sonra çiçek var. O yapraktan daha camidir. Ama en cami meyvedir. En kesif, en cami, en harikadır. Taş bizden kesiftir. Ama bizim hayat seviyesi olmayınca... Mesela Cebrail vücudu nuranidir. Sığırın vücudu cismanidir. Ciset itibariyle bu daha büyüktür. Ama onun hayatiyet mertebesi düşük olduğu için cismaniyeti imbisat etmemiş. Basit olmuş. Onun için Cebrail onu geçmiş. Mesela şeytanın ve cinlerin vücudu cismani değildir. Maddidir ama şu bizim şu atom şeklinde değildir. Tabii onların esirdir. Var, ama hayatları var. Meleklerin ve cinlerin hayatları var. Ama vücutları çok basit olduğu için hayatları da basit kaldı. Örnek vermiştim. Hacı Murat arabasına ralici bir şoför. Yarış arabası neydi ona? Yani diyelim ki bir lüks bir araba. Ferrari. Yarış. Ferrari. Ama uyduruk bir yeni şoför şey girmiş. Yani araba kaliteli olsa ne olur şoför? Hasan abi yani. Dünyada ilk hackerlarından, yani bilgisayarla birlikte teknoloji casusluğu ve para hesabına geçiren hacker denen kişiye odasında elektrikli malzeme yasak. Çünkü o elektrikli malzemeyle çıkar buradan diyorlar. Yani o noktaya getiriyorlar. Yani o adam elektrikli malzemeyle diyor ki her şeyi yapar. Allah. Ya insan ise böyle bir şey işte. O insan her şeyi yapar. Onun için eline bunları verme. Ya insana verilmiş ama hepsi aslında. Verilmiş. O programın içinde hepsi yüklü. Hepsi bu sefer demiş ki onu kayıtlayan haramlardı. Bak buraya iş yapma. Kafasından onu almıyorlar ama elektrik vermiyorlar. Sana diyorlar ki bak bu haram, huduttur.